Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda size güzel haberlerimiz var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ülkemizde konsollara ek gümrük vergisi getirilmişti. Bu ek gümrük vergisinin oranı ise %50 olarak belirlenmişti. Sonrasında bu gümrük vergisinin Ocak ayı itibariyle kaldırılacağı, daha doğrusu %20'ye düşürüleceği belirtildi. Ve Ocak ayı itibariyle gerçekten de %50 olan vergi %20'ye düşürüldü. Peki bu vergi fiyatlara nasıl yansıdı? Bunu direkt olarak görmek için Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik. Ve dedik ki bir fiyatları inceleyelim bakalım gerçekten konsol fiyatlarına bu düşüş yansımış mı yansımamış mı? Bunu izleyicilerimize paylaşalım istedik. Ve gördüğünüz gibi oyun standının önüne geldik arkadaşlar. Burada hemen yanımda Microsoft'un İki yeni nesil konsolu var. Bunlardan birisi biliyorsunuz Series X, diğeri de Series S arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu iki konsol arasında ufak tefek bazı farklılıklar mevcut. Örneğin bu 4K destekliyor. Bunda 4K desteği yok. Başka da bir şey yok zaten o kadar. Onun haricinde bu konsolda gerçek Ultra HD yani 4K, gerçek 4K deneyim var. Bunda ise upscale edilmiş yani sanal bir 4K deneyiminden söz ediliyor. Ama aradaki fiyat farkının hali fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu yanımda görmüş olduğunuz konsol daha önce yani vergiler düşürülmeden önce 5400-5500 Türk Lirası seviyesinde satılıyordu. Vergi indirimiyle beraber Xbox Series S konsolunun fiyatı %25 ay varan oranlarda ucuzladı arkadaşlar. Microsoft'un gerçek yeni nesil konsol dediğimiz Series X fiyatında ise %10'a varan indirimler gerçekleşti. Bu konsollar bana fazla ve ben PlayStation almak istiyorum diyorsanız güzel haber. PlayStation fiyatları da düştü arkadaşlar. Bakın şurada bir PlayStation 4 Mega Pack var. Bunun içerisinde GTA 5, Days Gone ve God of War'la beraber geliyor ki şu iki oyunda Türkçe dil desteğinin olduğunu da sizlere hatırlatalım. Ultra slim bir kasa var arkadaşlar ve 500 GB'da dahili depolama var bu cihazda. Ayrıca 2 yıl Sony Türkiye garantisi de bulunuyor. PlayStation 4 Megapack fiyatında ise geçmişle kıyasladığımızda yani vergi indirimi öncesiyle kıyasladığımızda %10'a varan bir fiyat düşüşü söz konusu. Bu konsolu aldığınız zaman arkadaşlar içerisinde dijital kodlar bulunuyor. PSN'e girerek bunları aktif edebiliyorsunuz. GTA'nın Premium Edition'ı ki burada size dipnot olarak şunu da belirtmek istiyorum. GTA Online da dahil bu oyuna. Yani sadece hikaye modu değil, online modunu da oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Days Gone arkadaşlar PlayStation'a özel olarak çıkmış bir oyun. Ve başka hiçbir platformda oynayamayacağınız bir yapım. Ve God of War zaten ismi PlayStation'la özdeşleşmiş bir seri. Yine bunu da yalnız ve yalnız PlayStation konsollarında, daha doğrusu PlayStation 4 ve PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün burada MediaMarkt'a geldik ve konsol fiyatlarını direkt olarak yerinde gözlemledik. Gerçekten de fiyatlarda düşüşler söz konusu. Eğer şu aralar yeni nesil konsol almak istiyorum fakat çok fazla para vermek istemiyorum diyorsanız Xbox Series S gerçekten çok makul bir fiyata gelmiş durumda. Dediğimiz gibi 4500 liraya düştü fiyatı ve arkadaşlar bu fiyata alabileceğiniz başka bir yeni nesil konsol ne yazık ki yok. Evinizde eğer 4K destekli bir televizyonunuz yoksa Series S sizin için makul bir çözüm olabilir. Fakat ben gerçek bir 4K deneyimi istiyorum. 120 FPS'e kadar oyun versin. Dahili depolaması en az 1 TB olsun diyorsanız o zaman tercihiniz Xbox Series X ya da PlayStation 5 olabilir arkadaşlar. Zaten onların fiyatı da bildiğiniz gibi aynı. Evet, bu videoda sizlere düşen konsol fiyatlarını bizzat yerinde Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasında göstermiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.